Merhaba, Ruayka'nın Boyutlara Göre Beslenme serisinin sunduğu Köpeğimle Birlikte programı başlıyor. Bugün Beşiktaş Yıldız Parkı'ndayız. Konuğumuz Yiğit Kirazcı ve köpeği Trip. Yiğit'le bugün aynı evi bir köpekle paylaşmak nasıl, programı nasıl yapıyorsun, ona nasıl ilgileniyorsun? Çünkü çok iyi bir oyuncu ve yoğun bir oyuncu. Bunları konuşacağız. Derken Trip'i gördüm ve Yiğit'i gördüm. Evet. Hey, merhaba. Selam. Yavaş Trip'cim. Oğlum yavaş. Nasılsın Yiğit? İyi, siz nasılsınız efendim? Çok teşekkürler. Aynen. Yıldız Trip. Parkı kapalıymış, buraya geldik. Trip. Gel. Yavaş. Dolaşmaya çok müsait. Gayet. Yiğit kaç yaşında? Trip Temmuz, 4 Temmuz'da 10 yaşına basacak. 10 yaşında? 10 yaşında evet. İnanamıyorum. Maşallah diyorum. Maşallah. Gerçekten. Enerjisinden fark ettiğin gibi hiçbir eksilme ya olmadı. Bak, herhangi bir yavaşlama asla yok. Beni istediği gibi yönlendiriyor. Hiçbir şekilde yani biz onun hayatı yaşama şekline göre şekilleniyoruz. Ya muhteşemsin yani. Çok gerçekten. Estağfurullah. Gerçekten. Yani 2-3 yaşında falan evet. Hani bana sorsan 2-3 yaşında falan derim. İşte evet. Yani beni iyi eğitti o konuda. Yiğit çok özür dilerim. Buyurun efendim. Şimdi bu çok böyle bir çekiştiriyor ya. Çekiştiriyor. Ben bir 2 dakika bir müdahale edebilir miyim? Memnun olurum. Otur. Trip otur. Trip otur. Şimdi göğüs tasması olduğu için ve çok kuvvetli de bir kas yapısı da çok evet. İyi hayvanın. Dolayısıyla inanılmaz derecede sen gelirken de ben gözlemledim. Seni yoruyor. Evet. Bir iki dakika bir çalışma yapacağım. Tabii. Trip abi gel. O tasmadan nereden alabiliyoruz? Harika. Hey o. Hadi dostum. Hayır. Bekle bekle bak. Baba ne dedi bize? Baba hey ne otur dedi? Bekle. Ufak ufak aferin geldiğini sana. Görüyorum. Bekle. Aferin sana. Teo bekle. Teo geri. Teo geri. 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 Bravo sana. Bravo sana. Harika gidiyorsun. Aferin sana. Aferin sana. Çok iyisin. Gel. Bir şey söyleyeceğim. Çok güzel başarıyorsun. Bu tarz ormanlık, park, bahçe gibi alanlarda köpeklerimizi gezdirdiğimiz zaman bu özellikle yaz aylarında, bahar aylarında parazit yani kenelere çok dikkat etmemiz gerekiyor. Veteriner hekim kontrolünde iç ve dış parazitlerini mutlak suretle düzenli olarak yaptırmamız gerekiyor bu dönemlerde özellikle. Kendimiz de vücudunu böyle tüylerini ters tarafa doğru elimizle bu yönde derisini görürüz. Tam tüylerini ters istikamete doğru elimizle sever gibi. Kene kontrolünde yaparsak çocuklarımızın sağlığıyla sağlığına çok daha fazla dikkat etmiş oluruz. Evet. Çok yoğun bir çalışma hayatın var. Ya zaman zaman evet. Evet zaman ve zaman çok yoğun bir oluyor bu. Diyorsun. İnsanlar genelde hani bunu çok merak ediyor. Hı-hı. Evde yani yoğun çalışın zamanlarda köpeği olan bir insan nasıl vakit ayırıyor? Bunu nasıl ayarlıyorsun? Bunu aslında ben de merak ediyorum. Aynen. Şimdi şöyle biz Trip'le sabahları uzun çıkıyoruz. İşte eğer o gün çalışmıyorsam öğlen çıkıyoruz. İşten geliyorum, akşam yine çıkıyoruz ama ve şans eseri oturduğum yerde buna çok müsait. Bir de ben çok yoğun çalıştığım zaman ara sıra yardım aldığım bir arkadaş var.
İbo diye. İbo'yu aradığımda İbo işte sabah geliyor atıyorum. Uzun süre dolaştırıyor tribi. Sonra tekrar akşam geliyor falan ama çok yoğun çalıştığım zamanlarda oluyor bu sadece. Yani bir şekilde onu programa ediyorsun yani organize herhalde. Ediyorsun. Yani onu organize etmemek gibi bir şey yok. Sonuçta ben... Hayat arkadaşı. Hem yoldaşım hem hayat arkadaşım hem evet. Yani beraber yaşıyoruz. Tatile gidiyoruz ama okey tribi kabul edecek bir otel bulmaya çalışıyorum. Yani uçağa bilemiyorum. Ama yani bir yere gideceksen hep böyle bir, tabii, tarafta bir trip var. Yani çünkü hep o senin var. Hayatını paylaştın. Evet. Evini paylaştın. Ve şans eseri yani diğer köpeklerle kötü anlaşmaz, kedilerle kötü anlaşmaz. Küçük hayvanlarla oynarken ağzını açmaz. Ağzı kapalı böyle yukarıdan oynar onlarla falan. Yani iyi ruhlu bir hayvan. Çok, ben de çok iyi eğittim diye ama yani çok iyi ruhlu bir herif. Hiç kavga çıkardığını görmedim. Dayak yediğini gördüm. Ay kuşum ya. Tripçiğim çekmesen mi ya? Hiç yorulduktan sonra böyle yavaşladığı oluyor mu? Hani atıyorum mesela 3 saat gezdiniz. Evet. Artık eve dönüş yolunda da hala bu dinamik değil mi? Yani yorulsa da bana belli etmiyor. Çünkü ben ondan 10 kat daha yorulduğum için onun yorulmuş hali de benim için yorucu oluyor. Ama alıştım artık. Mesela antrenmandan çıkıp gelip tribi gezdirmek diye bir gerçek var hayatta. Ölürsün. Vallahi yani. O yorgunluğun üstüne. Abi yani işte gece atıyorum 1'de setten geldim. Herifi çıkarmam lazım. Öğlen 1'de çıkarmışım mesela. Bittin. Trip gel babacığım. Bir anda oh! Köpekler sahibine göre hareket eder. Hı hı. Kişiye göre farklı muamele eder aslında cümlenin doğrusu. Okay. Çünkü kişinin kendi kuralları, doğruları ve yanlışları kişinin karakterinin bir yansımasıdır. Evet. Bu da köpekte var oluyor. Evet. Şimdi evet. 10 sene boyunca trip seninle beraber. Senin doğruların, senin yanlışların da büyümüş. Evet. Dolayısıyla senin karakterine benimsemesi, sindirmesi ve ona göre hareket etmesi kadar da aslında doğal bir gerçek yok. Okey. Vallahi onore oldum. Öyle söyleyeyim. Çok teşekkür ederim. Gerçekten çok sevindim. Çünkü gerçekten bak sen pozitifsin. Hayvan inanılmaz pozitif diyorsun ya. İnsanlarla arası çok iyi. Diğer hayvanlarla arası çok iyi. Evet, iyidir yani. Çünkü bu biraz da senden kaynaklı. Pardon. Eğer sen tam ters karakterinde bir insan olsaydın, o da hırlardı. Emin ol, aynen öyle. Evet. Trip de farklı karakter. Benim gibi meraklı o da. Biraz evet. Bu arada biz bu programda pet friendly mekanları tanıtıyoruz. Öyle mi? İnsanlar çünkü çok merak ediyor. Evet, hayvanıyla nereye gideceğim, aynen. Nerede yiyeceğim, nerede kahve içeceğim. O zaman ben sizi bir tane mekana götüreyim. Benim çok uzun süredir hep kahvaltılarımı ettiğim ve aynı zamanda pet friendly olan Ortaköy Kafe Kahvaltı var Ortaköy'de. Süpersin evet, ya. Evet, oraya gidelim. Çok da tatlı bir ailedir. Harika. Hmm. Böyle mekanlar ne kadar çok olursa bizim için o kadar evet, kesinlikle. Çekil bakalım. Teo da beni savuruyor yani. Teo buraya gel. Teo'cum gel. Gel Teo. Gittiğin mekanlarda mesela problem yaşıyor musun mesela? Yani bazı insanlar tribin heyecanından korkuyorlar. Anormal tepki veren insanlar da var biliyor musun? Ben de onu anlıyorum. Abi. Evet korkabilir. Ben ona saygı duyuyorum. Evet, yani. Ona saygı duyuyorum. Çünkü elinde olan bir şey değil. Ben onu anlıyorum. Yiğit, her insanın olduğu gibi her köpeğin de bir hikayesi var. Var. Bu tribin hikayesi nedir abi? Tribin hikayesi, bunlar 9 sene önce, 9 sene 10 ay önce falan bir arka sokakta küçük bir otopark var. Ben yine buraya kahvaltı etmeye gelmek için otoparka arabayı bırakırdım. Ondan sonra bir sefer bıraktım, bir baktım 2 aylık hali var beyefendinin, duruyor böyle.
Daha papi. Çok güzel oynadık falan, üstüme atladı. Serbest miydi? Yok yok, bağlıydı orada. Bağlı. Bekçi köpeğiyim. Betonda duruyor falan. Ondan sonra üstüme atladı bir, üstüme atladı iki, üstüme atladı üç. Derken adam dedi ki sen bunu alsana falan. Ben de dedim ki yani ben o sıra tek yaşıyorum. Hala tek yaşıyorum da. Zira işte ben bakamam dedim abi. İşim var, gücüm var, çalışıyorum. Set işte kaç saat oluyor belli değil falan. Velhasıl sonra bir kadıncağız sevmiş onu ve almış. Ertesi gün gittim yok mu? Abi üzüldüm. İki gün yok, yeah. Üç gün yok tabii. Üzüldüm. Orada dokunmuş değil mi bir yere? Evet evet dokundu yani. Dokunmuş. Tüh dedim ya neyse şimdi mutlu mu mutlu, kadın iyi mi iyi falan derken böyle. En azından bir ailesi evet, var kafasına yani, girdin. Birkaç gün gelmedim ben, başka işlerim vardı falan. Sonra bir geldim bir daha buldum. Ne oldu falan. Kadının evinin her yerinde kaka yapmış mütemadiyen. Kadını da geri getirmiş. Bakamadılar. Evet, bu sefer aldım. Sonra bir iki sene falan benim eve her yere kaka yaptı. Çiş yaptı. İşte gece üçte gel Bile dayıyla çiş temizle. Atıyorum. Müthiş kokulara uyan, hayatta neler varmış yani böyle rüyanın ama son kademelerine kokuyla falan. Tahammülün çok yüksek. Sen öyle sandın. yani ya da öyle bir kabullendirmiş ki seni. Ama evet yani. O amonya istiyor insan bir noktadan sonra burnunda. Abi tabii. Bizi çok güzel bir yere getirdin. Teşekkür ederim. Gerçekten o uzun yürüyüşün ardından çok güzel bir mekandayız. Bizim için çok önemli, yani pet sahipleri için çok önemli. Evet. Hayvan kabul eden pet friendly mekanlar. Ortaköy'de böyle bir mekan. Ben haneme kattım yani artık abi. Sürekli. Bir de her şeyden öte hem pet friendly'ler hem de çok iyi yemek yapıyorlar. Evet yani, kahvaltısı evet. Da efsane. Öyle evet. Bitiremedin. Şimdi bir tadına denersen, bakacağız. Hocam. Bir denersin izliyorum. Özür dileyerek bir yemek yiyelim. Arkadaşlar afiyet olsun herkese. Yiğit bugün konuğumuz oldun Trip'le beraber. Gerçekten bizi efsane bir mekana getirdin. Bundan sonra da sürekli geleceğiz. Bizim için çok önemli. Biraz önce onu söylüyordum. Pet friendly mekanlar ve ayrıca inanılmaz da güzel bir kahvaltısı var. Sadece hayvansever bir mekan olmasının dışında aynı zamanda kahvaltı da bence çok efsane. Çok teşekkür ederim. Hem size, Yiğit sana özellikle, Trip'e çok teşekkürler. Çok güzel bir gündü. Biz kahvaltıdan sonra kısa bir yürüyüş yapacağız. Ondan sonra ayrılacağız. Royal Canin boyutlara göre beslenme serisini sunduğu Köpeğimle Birlikte programı bu hafta sona erdi. Haftaya görüşmek üzere.